meydanlarına da. İyi akşamlar sayın seyirciler. Show Haber'le karşınızdayız. Tüm dünya diken üzerinde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'e yönelik açıklamasını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ın Kudüs kararını açıklamasına çok kısa bir süre kala önemli bir uyarıda bulundu. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı toplantıya çağıran Cumhurbaşkanı dünya kamuoyuna Kudüs çağrısı yaptı ve bir mektup kaleme aldı. Şimdi haber müdürümüz Savaş Kerimoğlu'ndan o mektubun Kudüs gerilimindeki son durumun ayrıntılarını alacağız. Savaş. İşte o gerilimin nedeni aslında Trump'ın Amerikan başkanlığına adaylığı süreciyle başladı. Trump bir seçim vaadi ortaya koymuştu. O seçim vaadinde de Tel Aviv'den Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını vaat etmişti. Bunun anlamı da Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması demekti. Ve Trump işte o vaadini hayata geçireceğini söyledikten sonra tüm gözler Kudüs'e, Washington'a çevrildi ve dünya kelimenin tam anlamıyla bir endişeye kapıldı. Çünkü önemli bir adres Kudüs, üç semavi dinin kutsal merkezi. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün kaleme aldığı mektupta işte o üç semavi dinin kutsal merkezi Kudüs vurgusu yaptı. Ve işte Kudüs'ün müdafası için de tüm insanlığın çaba sarf etmesi gerektiğinin altını çizdi. Ve yine Kudüs'ün güvenliğini sağlamak da insanlığın görevidir vurgusu yaptı. Ve o mektupta özellikle İsrail'e, Amerika'ya bu adımdan vazgeçin çağrılarını sıraladı. Yine İslam İşbirliği Teşkilatı'yla da 13 Aralık'ta İstanbul'da bir zirve gerçekleştirecek Erdoğan. Orada da Kudüs başlığını ele alacak. Sadece Ankara değil, özellikle Filistin'de de çok yoğun şekilde tepkiler vardı. Trump'ın posterleri yakıldı ve Müslümanlarla, Hristiyanlarla bir savaş açmak istiyor Trump tepkileri ortaya kondu. Filistin'den öte tüm dünyada da tepkiler var. Özellikle Çin'den İngiltere'ye, Fransa'dan Suriye'ye, Suudi Arabistan'dan Katar'a, İsveç'ten Avrupa Birliği'nin pek çok ülkesine kadar ülkeler Trump'a yönelik Amerika'ya, İsrail'e karşı tavrını netleştirdi ve bu adımdan geri çekilmesi gerektiği yönünde uyarılar sıralandı. Katolik lideri Papa da bir açıklama yaptı ve Kudüs'ün kutsal yönünün korunması gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün önemli bir konuğunu ağırladı. Ürdün kralıyla Kudüs gündemini konuştu ve yaptığı açıklama dikkat çekiciydi. Bu adım infiale ve çatışmalara neden olur dedi. Kudüs'ün statüsü konusunda atılacak yanlış bir adım tüm İslam aleminde infiale sebep olacaktır. Amerika'nın Kudüs İsrail'in başkenti olarak tanımaya hazırlanması tüm dünyada tepkileri beraberinde getirdi. En sert tepkiyi Ankara gösterdi. Erdoğan çağrı mektubu kaleme alacak. İnfial yaratır dedi bugün. Kudüs tüm Müslümanların harimi ismetidir, gözbebeğidir. Kimden gelirse gelsin bu tarihi hakikati göz ardı eden her yaklaşımın sonu hüsrandır. Ortak mesaj Amerika'nın İsrail'in bu hatadan dönmesi. Cumhurbaşkanı Ürdün Kralı'nı ağırladı Beştepe'de. Gündem Kudüs'tü. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı da olağanüstü zirveye çağırdı Erdoğan. 13 Aralık'ta İstanbul'da toplanacak zirve. Kişisel hevesleri uğruna milyarlarca insanın kaderiyle oynamaya hakkı yoktur. Kudüs'ün İsrail başkenti olarak ilan edilmesi, uluslararası anlaşmalara, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı, vahim bir hata olacak görüşünde Ankara. Ürdün Kralı da Ankara'yla Erdoğan'la aynı düşüncede. İki devletli çözüme alternatif yok. Bu karar terörle mücadeleye destek vermiyor. Türkiye iktidarı muhalefetiyle Kudüs adımına karşı çıkıyor. CHP kabul edilemez dedi. Bahçeli zaman ayarlı bir bomba vurgusu yaptı. Dikkat çekici bir mesaj verdi. Kanı dökülen sadece İslam alemi olmayacaktır. Sözleri dikkat çekiciydi. Tüm dünyaya şu çağrıyı yapmak istiyorum. Kudüs'ün Birleşmiş Milletler kararlarıyla da defalarca teyit edilmiş hukuki statüsünü değiştirecek her türlü adımdan uzak durulmalıdır. Şimdi gözler Trump'ın Türkiye saatiyle 21'de yapacağı açıklamada. Dünya diken üzerinde o açıklamaları bekliyor.
Sayın seyirciler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlattı. O soruşturmanın konusu Cumhurbaşkanı'na hakaret. Erdoğan Kılıçdaroğlu hakkında partisinin dünkü Eşitlik ve Adalet Kadın buluşmasında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. İşte Kılıçdaroğlu hakkındaki o suç duyurusu sonrasında başlatılan Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması iki parti arasında zaten var olan gerilimi daha da tırmandırdı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı dokunulmazlığı kaldırılmalı dedi. CHP sözcüsü tehditlere pabuç bırakmayız yanıtını verdi. Bu fiilin faili Kılıçdaroğlu. Dokunulmazlığı var. Dokunulmazlığın kaldırılması gerekir. Yargıyla şununla bununla tehdit ederek korkutacaklarını sanıyorlarsa bu tehditlere pabuç bırakmadık, bırakmayacağız. AK Parti ile CHP arasındaki ipler gün geçtikçe daha da geriliyor. AK Parti cephesi Kılıçdaroğlu ile ilgili soruşturma yetmez, kovuşturma da olmalı diyerek dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. Yeni bir gerilimin fitili ateşlendi. Siyasi sorumlu olan, her gün gündemde olan bir kişi her konuşmasına suç işliyorsa yani bunları bekletebilir misiniz? Hakaret arıyorlarsa bir küfür ve hakaret şürekası oluşturmuşlar, her yere hakaret ediyorlar. Artık Kılıçdaroğlu'nun gerçek bağlamdan ve gerçek boyuttan kopup sanal bir alemde yaşadığını ortaya koyuyor. Tansiyon dekont ve belge polemiğiyle yükseldi aslında. İktidarla ana muhalefet arasındaki tartışma bir adım daha ileri taşındı. Erdoğan önce Kılıçdaroğlu'nun iddiaları nedeniyle 1,5 milyon lira manevi tazminat davası açtı. Bugün de CHP liderinin dün yaptığı konuşmaya işaret ederek suç duyurusunda bulunuldu. Sen ne yaptın? Sen bu dosyayı kapattın. Sen sahtekarlığı görmezden geldin. Kılıçdaroğlu'nun bu ve diğer sözleri Erdoğan'ın avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusunda yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlattı. Bu fiilin failinin dokunulmazlığı var. Dokunulmazlığın kaldırılması gerekir. Siyaseti genel başkanımız onların inayet ve icazetiyle yapmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi sizin boğazınıza takılır. Öyle küçük lokma değil de Cumhuriyet Halk Partisi. Tazminat davası, soruşturma derken şimdi Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasının gündeme taşınması tansiyonu giderek yükseltti. Sular durulacak gibi de gözükmüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki davada işbirliğine imza atıp tanık olan Reza Zarrab'ın savcılıkla yaptığı anlaşmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Zarrab ve ailesinin talep etmeleri durumunda tanık koruma programına alınabilecekleri belirtildi. Zarrab başka bir adrese gönderilip yeni kimlik edinebilecek. Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı davada Zarrab tanık sandalyesinde oturmayı, ifade vermeyi 5. günde de sürdürdü. Zarrab'ın imzaladığı işbirliği anlaşmasının detayları ortaya çıktı. Biz Gümrü'ye başvuru yaptığımız zaman Zarrab'ın tanık koruma programına alınabileceği, hatta ailesi ve sevdiklerine yeni kimlik verilebileceği, başka bir yere yerleştirilebilecekleri belirtilmiş anlaşma kapsamında. Amerikan yargı sisteminde çokça görülen bir uygulama, tanık koruma programı. Zarrab kendisine yöneltilen 7 suçlamayı da kabul edip tanık sandalyesine oturdu. İşbirliği anlaşmasının detayları mahkeme kayıtlarına geçti. Zarrab'ın suçları ve istenen cezalar tek tek sıralandı. 7 suçtan toplamda 130 yıl hapis cezası istendiği görüldü. Hiçbir belge gelmedi, dokümantasyon yok diye belirtti. İşbirliği sebebiyle fiziksel bir zarar söz konusu olduğunda savcılık devreye girecek. Zarrab tanık koruma programına alınabilecek, yeni kimlik verilecek ve başka bir yere yerleştirilebilecek. Üstelik ailesi ve sevdikleri de aynı kapsamda. Anlaşmaya bağlı kaldığı takdirde ifadesindeki hiçbir bilgi Zarrab'a karşı kullanılmayacak. İşlediği suçlardan elde ettiği tüm gelir ve mal varlıkları üzerindeki hakkını kaybedecek. Zarrab'ın yanlış ya da eksik ifade vermesi ya da anlaşma şartlarını ihlal etmesi durumunda tekrar yargılanacağı da belirtildi. Amerikan vatandaşı olmadığı için sınır dışı da edilebilir Zarrab. İddialara göre Zarrab'ın Türkiye'den dikkat çekmeden çıkış yapması için FBI devreye girdi ve akıl verdi Zarrab'a. FBI ajanlarının eşini ve çocuğunu alarak Amerika'ya aile seyahati görüntüsü ver dediği iddia edildi. Efendim, siz hocam, siz bir şey söylemek ister.
Sayın seyirciler, Çorum'da belediye meclis toplantısında üyeler ve başkan karşı karşıya geldi. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıl dönümünde başkanın sarf ettiği sözlere üyeler tepki gösterdi. Kadınlar öldürülüyor, değil mi? Evet. Kim öldürüyor? Erkekler öldürüyor, kim öldürüyor? Ne yapalım? Öldürüyorsa yakalıyor, polis götürüyor. Cezası veriyor. Bir tarafta Çorum İl Genel Meclisi Başkanı, diğer taraftaysa meclisin kadın üyeleri var. Türkiye'de kadına şiddeti tartışıyorlar. Dün daha dün izledik televizyonda, Avrupa'da bir metroda kadını alıyor, yerden yere vuruyor, kimsenin bir ses çıkardığı yok. Türkiye'de de öyle. Ya Türkiye'de de öyle. O zaman Avrupa'ya da söyleyin canım ya. Ağzınızı açtığınız anda susun, konuşmayın, siz nasıl konuşun. Ya üstümüze yürümeye kalkıyorsunuz yani başkanım. Buradaki arkadaşlar konuşurken kem oradan laf atıyorsunuz ikinizde. O orada bir şey yok. Ben susun deyince üstümüze mi gelmiş oluyor? Susun demiyorsunuz. Sus siz, siz de susun. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 83. yıl dönümünde Çorum Belediye Meclisi'nin kadın üyeleri söz aldı. Konuşmalarındaki ana başlıklardan biri de kadına şiddetti. 1930'larda, 35'lerde atılan bu eşitlik temellerinin Türkiye'de yeşermesi ancak bilimsel eğitimle mümkündür. Ya ne kadar bir... Nereden yazıyorsunuz? Kadınlar öldürülüyor mu? Rusya'ya gittiniz mi siz? Rusya'ya gitmedi. Gidin de bir kadınlar görmüyorlar. Trende bile yer vermiyorlar. Erkekler oturuyor kadınlar. Hamile kadınlar bile ayakta vallahi. Ya bu kadar da yani vicdansız olmayın ya. Kaç kadın öldürülüyor? Bu kadar ülkemize ya dünyada da öldürülüyor canım kadın. Dünyada böyle bir oran. Ya olur mu ya? Ya Allah aşkına nereden alıyorsanız nereden yazıyor? Ya karşılıklı cevap vermeyin. Siz söylediniz ben dinledim. Kestim mi sözünüzü? Cevap hakkı doğru. Ya aman cevap hakkınız batmayaydı ya. Bak kadın bakan var orada. Kadın bakan var. Kadın bakanı Hollanda, Belçika mıydı? Hollanda. Belçika. Toprağına koymadı. Hiçbirinizden bir ses çıktı mı? Hollanda. Hiç tepki gösterdiniz mi? Bir kadın bakanı emniyet karşısına dikeldi de. Hiçbir başörtülü kadın üniversitelere gitmezken bir taneniz tepki gösterdiniz mi? Siz sürekli bir başörtülüyü niye savunmuyorsunuz? Niye savunmayalım? Öldürülen kadınların pek çoğu da başörtülü kadınlar. CHP'li kadın üyelerle belediye meclisi başkanı karşı karşıya geldi. Tartışmada sesler bir anda yükseldi. Konuşma ya, konuşma ya. Niye konuşmuyor? Ya konuşma, söz verirsen konuş ya. Sen konuşurken kimse ses çıkardı mı burada? Saygısızlık yapmayın. Kendi söylediğinizin dışında kimseyi kabul etmiyor. Ne? Koltuk sizi o kadar değiştirdi ki. Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya kadına şiddetin cezasız kalmadığını söyledi. Kadınlar öldürülüyor. Evet. Öldürülüyor değil mi? Evet. Kim öldürüyor? Erkekler öldürüyor. Kim öldürüyor? Ne yapalım? Öldürüyorsa yakalıyor. Polis götürüyor. Cezasını veriyor. Eğitim. Ya başörtülüyor. Neye eğitim? Eğitim şart. Yani bu ülkede şöyle bir durum var. Eğitim olmasın mı diyoruz? Eğitim olmasın diyoruz. Yani sen şimdi kadınlar öldürülüyor diye eğitimi suçluyorsun. Onu anlamıyorum ki ben. Adam öldürüyorsa, şey yapıyorsa da cezasını çekiyor. Erkekler öldürülmüyor mu? Erkekler de öldürülüyor. Hayvanlar öldürülüyor. Öldürülmesin hiçbiri. Tamam, ben de öldürürüm. Biz öldürürsün mü diyoruz? Konuşmaların ardından il meclisi gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Karşı taraf yok zaten. Bu sorunla birlikte cebelleşmemiz lazım. Başörtülüsü, mini eteklisi, başı açı hiç fark etmiyor. Kadın, anne olsun olmasın birey olarak bu toplumda ne yazık ki zor durumda. Bu öz eleştiriyi de yapmak zorundayız. Sayın seyirciler, saplantılı aşığının öldürdüğü 19 yaşındaki Ayşe toprağa verildi. Tabuta sarılıp ağlayan acılı annenin "Ah Ayşem, ah yavrum" feryatları yürek yaktı. Cenaze sonrası tutuklanan katille babası linç ediliyordu. Yaşındaki Ayşe'yi öldüren genç ve babasının tutuklanmasına karar verildi. Yüzlerce vatandaş adliye önünde baba oğlu linç etmek istedi. Sakın abi, sakın. Nasıl sakın ya? Şunları teslim edin. Anneye, babaya teslim edin. Aç.
Kızı saplantılı aşığı tarafından katledilmişti. Talihsiz anne yavrusunu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı. Ayşe'nin çok sevdiği yazması da tabutunun başındaydı. Acılı annenin vedası yürekleri burktu. Ay, 19 yaşındaki Ayşe Öztürk Tekirdağ'da yaşıyordu. Ona aşık olan Alparslan İşcan da yakınında oturuyordu. İki gencin tek ortak noktası aynı fabrikada çalışıyor olmasıydı. İşcan genç kıza arkadaşlık teklif etti. Hayır cevabı aldı ama Ayşe'nin peşini bir türlü bırakmadı. Hatırını değiştirdi. Ondan sonra ulaşamaz oldu ama takip etmiş devamlı. Yelayemetten yazı. Sokakla yemekten yazı. İşcan iş dönüşü evinin sokağında karşısına çıktı. Elindeki tabancayla tek el ateş edip Ayşe'yi öldürdü. Ama işten geçmiş. Kafaya vurmuş direkt. Gittim kucağımı kaldırma. Selim Hanım bitmiş. Sevimli de Ayşe'ye vurmuşlar dedi. Ben zannedeyim arabayla kaza yapmışlar. Ayşe dedim. Babası cevap vermedi. Alparslan İşcan cinayetten sonra babasıyla bu otomobille kaçtı. Polis onları bir tarlada böyle yakaladı. Koyun ellerinize ensenize. Tamam tamam üst aramasını yapın beyler. Dün ablası doğum yaptı. Dün ablaya da söylemedik daha doğum yaptığına. Acı haber ablasına hala söylenemedi. Ancak Ayşe'nin bugün cenazesi vardı. Ailesinin acısı yürekleri sızlattı. En sevdiği yazmanın konulduğu tabutunun başında annesi kızına böyle veda etti. Ay yavrum benim. Ah Ayşe bir kapatayım. Ay yavrum benim. Pardon gidiyorum. Ay yavrum. Abi annem kalkmasın Ayşe. 19 yaşındaki Ayşe defnedildiği anlarda katil ve babası da hakim karşısındaydı. Alparslan İşcan ve ona yardım eden babası tutuklandı. Cezaevine götürülürken vatandaşlar linç girişiminde bulundu. Öfkeli kalabalık zor kontrol edildi. Polis katil ve babasını linçten böyle kurtardı. Aç kapıyı komiserim. Aç kapıyı. Ölün. Ölün. Sayın seyirciler 915 kalemde ilaç fiyatları 2 ay içerisinde 2 kez zamlanacak. İlk etapta 19 Aralık'ta %16 artış olacak. Döviz kurundaki artış nedeniyle yaşanacak zamda. İkinci artış yeni yılda olacak ve ilaçtaki zam oranı %20'yi bulacak. Dolar ve Euro'daki artış ilaç fiyatlarına çifte zam olarak yansıyacak. Tam 915 ilaca 3 ay arayla 2 ayrı zam gelecek. Kanserden antibiyotiklere, tansiyon ilaçlarından aşılara kadar pek çok farklı kalemde ilaç var. Zamlanacak ilaçlar arasında 19 Aralık'ta önce firmaların talepleri doğrultusunda %16'ya yakın bir zam yapılması planlanıyor. Ardından asıl zamsa Şubat'ta gelecek. Onunsa rakamı %20'ler civarında olacak. %14-16 arasında bir zam geleceğini biliyoruz. Mide ilaçları, bazı özel tıbbi mamalar, tansiyon ilaçları kapsamında olacak. Türkiye'de kullanılan ilaçların %60'a yakını ithal. İşte o ilaçların fiyatları Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya ve Portekiz'deki ilaç fiyatlarına bakılarak belirleniyor. Bu ülkeler arasında en düşük fiyat referans alınıyor. Dövizde yaşanan artışa bağlı olarak kur farkı fiyatlara yansıtılıyor. Yurt içi üretimde ise girdi maliyetleri fiyatı etkiliyor. Her şeye gelen zamlardan sonra ilaçlara da bu zamları normal karşılıyorum. Sadece zam haberi vermedi Sağlık Bakanlığı. Yine bu hesaplamalara göre 19 Aralık'tan itibaren fiyatı düşecek ilaçlar da var.
962 kalem ilacın fiyatında %14'e yakın indirim bekleniyor. İlaçta hem zam hem de indirim söz konusu olunca eczanelerde ilaç sıkıntısı da baş gösterdi. Çünkü fiyatı düşecek olan ilaçları eczacılar bir an önce elinden çıkarmak istiyor, depolara gönderiyor. Fiyatı artacak olanları ise firmalar stokluyor. Depolar ellerinde olan ilaçları gönderiyorlar ama firmalardan temin edilemediği durumda biz de depolardan alamıyoruz. Sayın seyirciler, 6 yaşındaki Sude'nin mide bulantısı geçmeyince annesi onu sağlık ocağına götürdü. İddiaya göre bir şeyi yok cevabını alan anne verilen 3 ilaçla eve döndü ama Sude'nin şikayetleri giderek arttı ve bir gün sonra 6 yaşındaki yavrusu evde kucağında hayatını kaybetti. Bir şey yok dedi, ilacı verdi, gönderdi ama çocuk can çekişiyordu. Çocuğum ellerimde can verdi. Anlamadım çocuğumun ne olduğunu. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle götürdüler Sude'yi aile hekimine. Bir gün sonra da 6 yaşındaki kızları evde hayatını kaybetti. Acılı aile kızlarının bu ani ölümünün ardından isyan etti. Bir tahlil yapmadın. Bir şey yok dedi. Şu hastalığı var da demedi yani bana. Kucağımızda gitti çocuk. Gitti. Benim çocuğum gitti. Bir şey yoktu. 6 yaşındaki Sude Belkıs Murat Karakuş çiftinin iki çocuğundan biriydi. Aile geçtiğimiz cumartesi hep birlikte parka geldi, oyun oynadı, güzel vakit geçirdi. Sude'nin hiçbir rahatsızlığı yoktu. O gün sapasağlamdı, her şey yolundaydı. Ancak iddiaya göre akşam parktan eve gittiklerinde küçük kız ansızın rahatsızlandı. İşte o cumartesi günü böyle eğlenmişti Sude, anne babası ve kardeşiyle. Pazar sabahına halsiz uyandı. Ertesi günde doktora götürmeden önce annesi kızının fotoğrafını çekti. Bunun kızının son fotoğrafı olacağını bilmiyordu. Pazartesi günüydü, kusuyordu, soğuk aldı, üşüttü ya da bir salgın hastalık oluyor, o tarz bir şey zannettik, götürdük. Kızının durumu her geçen dakika daha da kötüleşince annesi soluğu her zaman gittikleri aile hekimliğinde aldı. Doktor muayenesinden geçen Sude'nin durumunda en ufak bir iyileşme belirtisi bile yoktu. Ve iddiaya göre doktor küçük kıza ateş düşürücü ve 2 antibiyotik yazdı ve onu annesiyle birlikte eve gönderdi. Sağlık hocadaki kendi doktorumuz sırtına dinledi. Bir şey yok dedi. Bir gün sonrasında çocuk artık böyle elleri, ayakları buz kesmeye başladı. İşte akşam çocuk yıkıldı. Koridorda yıkıldı çocuk. Yüzüstü yattı. Ben de nazlanıyor zannediyorum. Annesi yerden bir türlü kaldıramadığı kızını kucağına aldığındaysa bütün dünyası başına yıkıldı. Kucağıma aldım. Düştü elimden, baktım. Çocuk gitmiş. Gözleri açık gitmiş çocuğun. Hiçbir şey yok. Gitti. Aile hemen yakındaki bir hastaneye koştu ancak hiçbir müdahale Sude'yi geri getirmeye yetmedi. Her şey o kadar ani oldu ki daha bir gün öncesine kadar sağlıklı olan kızlarını ertesi gün kaybeden ailesi yasa boğuldu. Ve şimdi ailenin tek isteği kızlarının ölümünde ihmali olduğunu düşündükleri sağlık ocağı hakkında gerekli işlemlerin başlatılması. Diyebilirdi, önemli bir şeyi var veya da bir tahlil yapılabilirdi diyebilirdi. Doktora gidin, bir hastaneye gidin, bir acile gidin, ne çıkabilir diyebilirdi, demedi. Ben de yani nereden bileyim, yani normal salgın hastalık geçer dedim hani bu ilaçlarla. Ciddiyetini bilmiyordum yani. Ben gerçekten ihmal olduğunu düşünüyorum ve şikayetçi olacağım. Küçük kızın ölüm nedeni otopsi raporu sonrası ortaya çıkacak. Genç kadının ülkemize girişi yasaktı ama yine de vazgeçmedi. Nasıl yaptıysa yaptı, erkek arkadaşının valizine saklandı. Numarası tutmadı ama yine de hayretler içinde bıraktı. Polis şüphelendiği adamın valizini açtı. İçinden uyuşturucu ya da kaçak eşya yerine ülkemize girmeye çalışan kadın çıktı. Burası Sarp sınır kapısı. Gürcistan'dan giriş yapan adam el arabasında 2 büyük valiz taşıyordu. Ekipler tavırlarından şüphelendi, kontrol noktasını aldı. Kırmızı valizin içi eşya doluydu. Ancak büyük siyah valiz açılınca ekiplerin şüphesinde haklı olduğu anlaşıldı. Cenin pozisyonunda valize saklanan kadın ekipleri görünce ne yapacağını şaşırdı. 22 yaşındaki Gürcistan uyruklu kadının Türkiye'ye giriş yasağı olduğu anlaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Üniversiteli Hava'dan 6 gündür haber alınamıyor. Karakaya Barajı'nda cüzdanı bulunan genç kızın intihar ettiğine ilişkin şüpheler artıyor. Kaybolduğu gün bir arkadaşına intihar edeceğini söyledi. Üniversite öğrencisi Hava 6 gündür evine dönmedi. Ailesi kızlarının canına kıymış olmasından korkuyor. Hava Deringöl 22 yaşında, üniversite 2. sınıf öğrencisi. 6 gün önce Malatya'daki diş doktoruna gitmek için evden çıktı. Elazığ'dan Malatya'ya bilet alan genç kız en son böyle görüntülendi. Otobüs Kömürhan Köprüsü'ne geldiğinde Hava inmek istediğini söyledi. Genç kızdan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine ekipler arama rastlamadı. Arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. Gözü yaşlı aile Hava'nın hayatından endişe ediyor. Kızlarının sağ salim evine dönmesini bekliyor. Reklam olsun diye verdiği not defteri başına öyle bir iş açtı ki talihsiz adam kendisini bir anda savcılık soruşturmasının tam ortasında buldu. O not defterinin üzerine 65 yaşındaki bir kadın gidiyorum diye yazınca Yozgat'taki çocukları defterin Ankara'daki sahibinin peşine düştü. Annen mi kayıp, araban mı kayıp dedim. Annem kayıp dedi. Annen kayıpsa polisi ara, savcı ara dedim. Beni niye arıyorsun dedim. Aradılar çünkü şüphelendikleri tek isim oydu. Reklam amaçlı hazırladığı not defterine Yozgat'ta yaşayan 65 yaşındaki kadın evden ayrıldığını, gittiğini yazdı. Bir daha da ondan haber alınamadı. Çocukları annemiz nerede derken defter üstünde adı yazan Halim Elvan'ın peşine düştü. Mesela üzerindeki adres yoğurt kabının üzerine yazsa fabrikasına mı gidecek? Mantıklı değil mi? Bisküvi kağıdına yazsa bisküvi fabrikasına mı gideceklerdi? 38 yaşındaki Halim Elvan yıllardır sanayi sitesinde esnaflık yapıyor ve buraya gelen müşterilerine işte bu not defterinden veriyor. Üstünde adı ve telefon numarası yazılı. Amacı müşteri memnuniyeti ama Halim Usta bu not defteri yüzünden başına gelenlere kendisi de inanamıyor. Bayağı saçma ama demek ki acıları var. Canları yanmış ki insanlar o şekilde davranıyor ama. Halim Usta'nın telefonu yaklaşık 20 gün önce çaldı ve arayan kişi annesinin kaybolduğunu ve onu da kendisinin kaçırdığını iddia etti. İşte o sözler karşısında Halim Elvan ne yapacağını şaşırdı. Yalan yok, korktum bir de. Düğünde arkadan düğün sesi geliyor. Kadın kaçırılmış. Acaba dedim hani kendi düğünümü benim yaptığımı zannederler falan diye düşündüm. Reklam yapmak isterken tam bir çıkmazın içine düştü. Üstelik onu arayanlar konuyu savcılığa kadar taşımışlardı. Kapısına polis bile dayandı. Şahsi malım değil, eşantiyon amaçlı. Size de verebilirim, buyurun. 65 yaşındaki kadının akıbeti Show Haber'in çocuklarını aramasıyla ortaya çıktı. Kaçırılmadığı, kendi rızasıyla gittiği anlaşıldı. Eşantiyondan başı ağrıyan, tehditlerle, savcılıkla, polisle uğraşan Halim Usta rahat bir nefes aldı. Defterleri verirken temkinli davranıyorum. Verdiklerimi de söylüyorum. İşte kaybolan, kaçırılan insanlara falan vermeyin. Sayın seyirciler, genç kadın ülkesinde bir güzellik merkezinde çalışıyordu. Türkiye'ye de yine çalışmak için geldi. Cumartesi gecesi erkek arkadaşıyla yemek yedikten sonra eve dönen genç kadının cansız bedeni yaşadığı rezidansın bahçesinde bulundu. İki yıl önce Ukrayna'dan Türkiye'ye geldi. Türk sevgilisiyle rezidansa yerleşti. Genç kadın 11. kattan düştü, hayatını kaybetti. Sevgilisi 2 ay önce yaşadığı bir travma nedeniyle genç kadının zor günler geçirdiğini söyledi. Olga Padalka 31 yaşındaydı ve Ukrayna Kiev'de yaşıyordu. Yaklaşık 2 yıl önce Kiev'den ayrıldı, İstanbul'a geldi ve Beylikdüzü'nde bir ev kiralayıp burada yaşamaya başladı. Ülkesinde yaptığı işi burada da yaptı bir süre. İddiaya göre bir güzellik merkezinde çalıştı. Kısa bir süre önce de işten ayrıldı. Olga Padalka Türkiye'ye yerleştikten sonra bir Türk'le sevgili olmaya başladı ve iddia göre Beylikdüzü'nde bir sitede yaşamaya başladılar. Geçtiğimiz gün hafta sonu dışarı çıktılar, yemek yediler, daha sonra eve geldiler. Olga Padalka odasına çekildi. İddiaya göre Türk sevgilisi Padalka'ya seslendi ancak cevap alamadı. Şüphelendi, odasına yöneldi. Olga Padalga'nın sevgilisi odaya girdi ancak odada sevgisini göremedi. Balkona çıktı, balkondan aşağı baktı ve 11. kattan sevgisinin aşağıya düştüğünü fark etti. Hemen aşağı inerek ona yardım etmeye çalıştı. Olay yerine sağlık ekipleri geldiğinde genç kadın hayatını kaybetmişti.
Padalga'nın erkek arkadaşı ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Kız arkadaşının 2 ay önce düşük yaptığını, bu nedenle son dönemde kendini iyi hissetmediğini öne sürdü. Padalga'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Genç kadının ölümünün ardından sır perdesi gelecek raporun ardından aralanacak. Ne gece mesaisi korkuttu gözlerini, ne sokakta çalışmak. 2000 kişilik kadroya 9980 aday başvurdu. Üstelik aralarında üniversite mezunları, hatta yüksek lisanslılar bile vardı. İstanbullu gençler o işe girebilmek için bugün mülakatta ter döktü. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun. Evet, şöyle seni bir tanıyalım bakayım bir. İsmim Kaan Şantürk. Sanayide, hastanede çalışıyor, ticaret yapıyor ya da uzun süredir iş bulamıyorlardı. Üniversiteli bekçi adayları sözlü sınavda ter döktü bugün. Bekçiliğimi için istiyorum. Vatanıma, milletime, bayrağıma bir hizmetim olsun diye istemekteyim. Atatürk Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezunum. Şu an iki telli sahnede çalışıyorum. Şu an işe başvuruya geldik. Nasip olursa inşallah. Gasp, hırsızlık, kavga gibi ara sokaklarda yaşanan olayları gece kartalları engelleyecek. Gece bekçilerinin mülakatları başladı. İstanbul genelinde yaklaşık 2000 kişi alınacak ancak başvuru şimdiden 10.000'e ulaştı. İçişleri Bakanlığı nezdinde başlatılan mahalle bekçiliği için KPSS şartı aranmaması Aralık ayı seçmelerine ilgiyi arttırdı. Adaylar arasında üniversite mezunları bile var. İstanbul genelinde 39 ilçe kaymakamlığında yoğunluk hakim, bekçi alımları için herkes burada. Herkes takım elbisesini giydi ve heyecanla bekliyorlar. Şu an 29 yaşındayım. İşletme mezunuyum, açık öğretim. Başka işler aramakta mecburuz. Devlet hastanesinde çalışıyorum. Ne mezunusunuz? Ön lisans. Mülakata girenler heyecanlıydı. Hepsi soruları dikkatle cevaplamaya çalıştı. Soru çek bakayım o zaman rastgele. Suç nedir? Evet. Mülakatı geçen bekçi adayları daha sonra özel harekat polisleri tarafından özel eğitilecek. Job kullanmayı ve tabanca kullanmayı çok iyi öğrenecekler. Düdük ve el feneri taşıyacaklar. Sizlerin burada yapacağınız hizmetle polis teşkilatımıza güç katacaksınız. Bekçi adayları için aranan şartlarsa erkek ve Türk vatandaşı olmak, lise mezunu, lisans ya da lisans üstü mezunu olmaları gerekiyor. Aynı zamanda 30 yaşından gün almamaları da en önemli aranan şartlar arasında. KPSS koşulu aranmayan bekçi mülakatları 13 Aralık'a kadar devam edecek. Başarılı olanlar asayişi sağlamak için İstanbul sokaklarında mesaiye başlayacak. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Polis dur ihtarına uymayan iki kişinin peşine düştü. Şüphelilerden biri kaçmaya çalışırken otoparkın 4. katından aşağı düştü. Polisten kaçıyordu. Havalimanı'ndaki otoparkın 4. katından atlayarak izini kaybettirmek istedi. Ancak az kalsın canından oluyordu. O sırada yanında olan arkadaşı da onu yaralı halde bırakıp kaçtı. O şüphelinin yakalanması da uzun sürmedi. Evet abi, evet abi. İstanbul Atatürk Havalimanı akşam saatlerinde hareketli anlara sahne oldu. İki şüphelinin peşine düşen polis dur ihtarında bulundu ama ikili umursamadı. Farklı yönlere kaçmaya başladı. Polis peşlerinden koştu. Biri otoparkın 4. katından atlayarak kaçmayı sürdürmeyi planlıyordu ama düşüp yaralanınca kıskıvrak yakalandı. Diğer şüpheli ise araçların arasında saklanmaya çalıştı. Ama polisler çok geçmeden yakalayıp gözaltına aldı. 4. kattan düşen yaralı genç ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İki şüphelinin sorgusu devam ediyor. Gelin ve damat düğün fotoğraflarını çektirmek için parka gitti. Onlar en mutlu günlerini ölümsüzleştirirken hırsız da fırsat bu fırsat dedi. Akıllarına bile gelmedi. Bir anlık dalgınlıkları onları saatler önce kurdukları yuvalarında 15 bin liradan etti. Geri döndüklerinde aracın camı kırıktı. Araçta bıraktıkları takılarsa artık yoktu. Adres yeni evlenen çiftlerin uğrak yeri doğal park. Melike ve Gürkan Öğe çifti nikahın ardından fotoğraf çekimi için parka geldi. Çift önce 15 bin lira değerinde 5 bilezik, 2 çeyrek altın, 1 künye ve 1 küpenin bulunduğu takı çantasını araçta bıraktı.
Fotoğraf çekimi bir saate yakın sürdü. Çift tam ayrılırken bu otomobil gelin aracının önünde durdu. Taşla gelin aracının camını kıran hırsız takı çantasını çaldı. Hızla olay yerinden uzaklaştı. Sadece 5 dakika sonra gelin ve damat aracın yanına geldi. Soyulduklarını ilk anlayan damat oldu. Aracın camı kırıktı. Takı çantası da ortada yoktu. Soyulan çift düğüne değil karakola gitti. Güvenlik kameralarını inceleyen polisler aracın modifiyeli olduğunu, bir stop lambasının da daha fazla yandığını tespit etti. Önce aracın plakası belirlendi. Ardından da 18 yaşındaki takı hırsızı yakalandı. 15 bin lira değerindeki takı çantası bulunamadı. Tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi. Sayın seyirciler, kar yurdumuzun hem doğusunda hem de batısında bir anda bastırdı. Yollar kapandı, sürücüler mahsur kaldı, okullar da tatil oldu. İşte ülkemizin karla imtihanı ve okulların tatil edildiği iller. Burası Kars, burası da Düzce. Yurdun hem doğusunda hem de batısında başlayan kar yağışı Erzurum'da can aldı. Yolda kalan bir sürücü kalp krizi geçirip öldü. Kars'ta kar kalınlığı 20 santimi aştı. İl genelinde de yarın okullar bir günlüğüne tatil edildi. Kars-Digor karayolu kapandı. Tırlar mahsur kaldı. Erzincan ve Ağrı'da dahil olmak üzere 117 köyle bağlantı kesildi. Erzurum-Bingöl yolu da sürücülere geçit vermedi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ölüm talihsiz tır şoförünü de o anda yakaladı. Kalp krizi geçiren adam için ne ambulans gelebildi ne de hastaneye yetiştirilebildi. Zigana Dağı'nda da benzer görüntüler kaydedildi. Trabzon'la Gümüşhane'yi birbirine bağlayan yolda zincir takmayan araçlar yolda kaldı. Yurdun doğusu gibi batısında da tablo aynı. Denizli-Antalya yolunda da hem kar hem de sis geçit vermedi. Gece şiddetini giderek arttıran kar yağışı ile birlikte Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu. Düzce'nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Sabah okula giden öğrenciler geri dönmek zorunda kaldı. İstanbul'a dün gece ilk kar düştü ama tutmadı. Hava sıcaklıklarının yarından itibaren artması bekleniyor. Sayın seyirciler, polis bir kargo firmasının deposuna baskın yaptı. Kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan kutular dolusu ölüm hapı yakaladı. Eğer o haplar yakalanmamış olsaydı kutusunu 350 liradan satacaklardı. Yasa dışı yollarla Türkiye'ye soktukları kürtaj haplarını satışı yasal olan ilaç kutularının içine gizlediler. İnternet üzerinden ölüm pazarlamak üzereyken de yakalandılar. Kaçakçılık ekipleri de bir ihbarla harekete geçti. Mecidiyeköy'de bir kargo firmasının deposuna düzenlenen baskında tam 1113 kutu düşük ilacı ele geçirildi. Normalde mide ilacı ancak hamile kadınların düşük yapması için kullanılmasının ardından bu ilaçlar Türkiye'de 2012'den sonra satılmıyor, yasaklandı. Peki kaçakçılar bunları nasıl getiriyordu? İşte görüyorsunuz, başka bir ilaç kutusuna bunu koyuyorlardı ve Türkiye'ye kaçak yolla bunun getirilmesini sağladılar. Sağlık Bakanlığı ilacın eczanelerden satışını 2012 yılında yasakladı. Heyet raporuyla seçilmiş gebeliklerin sonlandırılması için kullanılabiliyor. İnternet üzerinden ölüm satan kaçakçılarsa anne ve karnında taşıdığı canı 350 lira karşılığında hiçe sayıyor. Düşük ilacının nasıl kullanılacağına dair işte prospektüs bile hazırlamışlar. Ancak kadınların bunu kullandıkları takdirde sağlıkları ciddi bir şekilde etkileniyor. Hatta ölüm riskleri bile var. Düşük ilaçlarının yanı sıra kaçak 1150 gözlük ve yine 172 şişe parfüm de ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Yakalanan ürünlere imha edilmek üzere el konuldu. Sokağa girdiğinde çok sayıda itfaiye aracı gördü. Onların müdahale ettiği evse onundu. Alev alev yanan yuvasını gören 66 yaşındaki Eyüp Kazancı dizlerinin üstüne çöktü ve gözyaşı döktü.
Üzülme ya. Üzülme. Her şey Allah'tan ya. Sadece evi değil, ciğeri de yandı. Yılların emeği, birikimi, hatıraları kül olup giderken o gözyaşlarını tutamadı. Sakarya'daki apartmanın en üst katında yangın çıktı. Alevler daireyi sardı. Komşular hemen itfaiyeyi aradı. Aynı dakikalarda sokağa gelen 66 yaşındaki Eyüp Kazancı evinin yandığını görünce çöktü kaldı. Kimse var mıydı evde? Evinin yanmasını ve söndürme çalışmalarını gözyaşı içinde izledi. Komşuları ve itfaiye erleri onu sakinleştirmeye çalışsa da küle dönen birikimi ve hatıraları için uzun süre ağladı. Üzülme ya. Üzülme. Her şey Allah'tan ya. Olur bu insanların başına gelen şeyler. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü ama ev kullanılamaz hale gelmişti. Kaza yapan otomobil eczaneye daldı. Sıradan bir kaza gibi görünüyordu ama değildi. Çünkü geçtiğimiz yıl bugün aynı marka otomobil aynı eczaneye dalmıştı. İşte kolay kolay rastlanmayacak o tesadüf. Kaza yapan otomobil eczaneye girdi. Milyarda bir görülecek tesadüf böyle görüntülendi. Çünkü tam bir yıl önce de aynı marka otomobil, aynı gün, aynı eczaneye dalmıştı. Tarih tekerrür etti, dükkanda cam çerçeve kalmadı. Antalya'da gece saatleriydi. Ters yönden çıkan cip, şeridinde ilerleyen otomobile çarptı, eczaneye savurdu. Ortalık bir anda savaş yerine döndü. Eczane çalışanları şaşkındı. Çünkü geçtiğimiz yıl aynı marka otomobil, yine aynı gün, aynı şekilde kaza yapmıştı. Kaza da aynı şekilde ters yoldan gelen bir arkadaş Alanya istikametinden gelen arabaya vurması sonucu arkadan vurduğu için eczanemize doğru dönerek eczanemize girdi. Neyse ki kaza sadece maddi hasarla atlatıldı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Eczane çalışanları ise akıl almaz tesadüf karşısında hala şaşkın. 9 yaşındaki Yağız Efe ile 4 yaşındaki Elif'in ölümüne yol açan çocuk şoför bugün hakim karşısındaydı. Babasının minibüsüyle iki aileye evlat acısı yaşatan 13 yaşındaki çocuğun cezası belli oldu. Benim çocuğum kaldırımda duvarın dibinde. Diğeri evinde. Bizim de suçumuz vardı. İki çocuğun ölümüne, bir çocuğun da yaralanmasına sebep olan 13 yaşındaki şoföre 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Evlatlarını kaybeden aileler cezaya isyan etti. Ben orada yukarı hep gelemiyorum. Hep çocuğum burada bekledi. Geçen Haziran ayında İstanbul Sancaktepe'de 13 yaşındaki bir çocuk babasının minibüsünün direksiyon koltuğuna geçmiş ve hareket ettikten 50 metre sonra sokakta oynayan 4 yaşındaki Mehmet Akif Tepe'yi ezerek bir evin duvarına çarpmıştı. Yan koltukta da abisi oturuyordu. Allah'ım Efe! Çarptığı evin önünde 9 yaşındaki Efe Yağız Tepe ve evin içinde televizyon izleyen 4 yaşındaki Elif Nur Dursun minibüsün altında kalarak hayatını kaybetmişti. Kesin bir şeyin yok ama. Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına. Rızkımı veren hüdadır kula minnet eylemem. Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada çocuk şoföre önce 10 yıl hapis cezası verildi. Ceza suçlunun yaşı göze alınarak önce 4 yıl 2 aya indirildi. 6 aydır cezaevinde olduğu için de kalan cezası 10'a 24 gün olarak belirlendi. Ya lanet olsun, 10 yıldan başladılar. Yazaya çıka 10 aylık bir şey çıktı, hapis çıktı. Mahkeme ayrıca sanığın babası hakkında ebeveyn sıfatıyla denetim görevini yerine getirmediği ve olayda kusurlu olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Hadi abiciğim boşaltalım şurayı hadi. Ucuz bir canımış demek ki bizim canımız. Öyle verdiler. Elif de sizin tek çocuğunuzdu. Tek çocuğumuz, tek 15 sene sonra tek çocuğumuz. Kalksın birisi gelsin, çocuğun canını alsın. Ama sonra 10 ay sonra ya da 5 ay sonra dışarı çıksın. Ya biz bunu hak edecek ne yaptık ki? Bizim suçumuz neydi? Şimdi her iki aile de karara itiraz etmeye hazırlanıyor. Bir acayip derde düştüm herkes gider karına.
Sayın seyirciler, şimdi sizi Denizli'nin Babadağ ilçesine götüreceğiz. Dar sokakları ve kendine has mimarisiyle Babadağ'ın temizliği de alışılagelmişin dışında. Çöp! Çöp! Çöp dedim mi herkes çöpleri çıkarır. Rengarenk ve dar sokakların temizliği ona emanet. Beyaz'a 23 yıldır temizlik için tek yol bu. Çöp! Sandık, kürek, süpürgesi, her şeysi var. Adem Nazlı, Denizli'nin Babadağ ilçesinde temizlik işçisi. Her sabah katırla sokakları turluyor, çöpler topluyor. Sokakların dar olmasının nedeniyle daima bununla kullanıyor. Sokaklar dar ve merdivenli. Bir aracın girmesi de imkansız. Adem Nazlı, belediye kadrosundaki Nazlı ile 300 kilo çöp topluyor. Daha fazla yükü yüklemiyor. Gel oğlum, gel oğlum. Bak, fıstık çekirdeği nasıl yiyor bak. Fıstıkla beslediği beyazla sokakları pırıl pırıl yapıyor. Gel. 23 yıldır çöpleri toplayan temizlik işçisi Adem Nazlı ile belediye kadrosundaki Beyaz adlı katırın dostluğu ilgi çekiyor. Şi gidelim der o. Yani mahvede ettirmez bir dene. Köpekler insanoğlunun en iyi dostlarından, o dostluğun temelleri ise çok küçükken atılıyor. İşte gülümseten örnekleri. Sevimli köpek evin bebeğine emeklemeyi öğretti. O anlar izlenme rekorları kırdı. Dünyalar tatlısı minik daha 8 aylık. 11 yaşındaki Simba ise bütün ilgiyi üstüne çeken bebeği kıskanmak şöyle dursun. Bakımını bile üstlendi. Hatta nasıl emekleyeceğini gösterdi. Ancak evin bebeğiyle ilgilenen tek köpek Simba değil. Daha yürüyemeyen miniye zıplamayı öğreten bile var. Bebekler ve köpekler arasında temelleri çok sağlam atılan bu dostlukların görüntüleri sosyal medyada yüz binleri kendine çekiyor. Ve sırada yüreğinizi ısıtacak bir hikaye ve o hikayenin kahramanı var, Gamze Elibol. Çocukluğunda yapılan bir iğne yüzünden engelli oldu ama hayata küsmedi. Aksine kendisi 121 genç kızın hayatını değiştirdi. Yanlış iğne sonucunda engelli kaldı, yılmadı, sen yapamazsın diyenlere inat üretti. Gamze Elibol yaptığı hediyelik eşyalarla 121 engelli çocuğun hayatına dokundu. 35 yaşındaki Gamze Elibol'un hikayesi ta çocukluğuna dayanıyor. O 1,5 yaşındayken yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve yapılan yanlış iğne sonucunda yürüme yeteneğini kaybetti. 12 yaşına geldiğinde ise tek ayağını kullanarak yürümeye başladı. 2 yıldır tekrardan maalesef sağlam ayağımı aşırı derecede yorduğum için yürüme kıkırdaklarımı kaybettim. Yeniden sağlığına kavuşmak için zorlu ameliyatlar geçirdi. Tedavi süreci evde devam ediyor. O sadece kendi için değil, engelli çocukların topluma kazandırılması için mücadele ediyor. Kız öğrencilerimizin eğitim bursu, okula gidemeyenlerin de fizik tedavisini karşılamak için böyle bir çalışma alanı hazırladık. Kapüsüsü yapıyoruz. İşte bir günde 10 tane kapüsüsü yapabiliyorum. Kokulu taşlarımız var, çerçeveler, mumluklar. Bunların bütün gelirleri çocuklarımızın eğitim bursu ya da fizik tedavisi için karşılanıyor. Bu küçük şirin oda aslında Gamze Elibol'un üretim atölyesi. O yatağında oturarak birbirinden güzel süs eşyalarını tasarlıyor. Daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden satarak 121 tane engelli kızın hem eğitim masraflarını hem de fizik tedavi masraflarını karşılıyor. Bu şekilde de iki tane çocuğumuzun skolyoz dediğimiz bir ameliyatı karşıladık. Gamze Hanım bir gününü harcayarak elimdeki kapı süsü ve melekten 10-15 tane her gün üretiyor ve bunları engelli kızlara gelir olmak için kapı süslerini 55 liradan, melekleri de 15 liradan sosyal medyadan satıyor. Üreterek istediğimiz her şeye sahip olabiliriz. Yeter ki isteyelim. Her engelli güçlü olmak zorunda değil ama mutlu olmak zorunda. Çaldığı minibüsle kaza yapan 19 yaşındaki genç kendisini yakalayan araç sahibiyle silahlı bıçaklı kavgaya tutuştu. Hırsızlıkla başlayan olay cinayetle bitti. Çaldığı minibüsle kaza yaptı. Araç sahibi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Gaziantep'te gece saatleriydi. Minibüsünü sokağa park eden adam evine gidip yattı. Gece karanlığını fırsat bilen 19 yaşındaki Hamza Altun ise gözüne kestirdiği minibüsün kapısını açıp çalıştırdı. Sokaktaki sesleri duyan minibüs sahibi evdeki ekmek bıçağını kaptığı gibi sokağa indi. Araç sahibini görünce paniğe kapılan Hamza Altun sokaktaki aydınlatma direğine çarptı. Hırsızla minibüs sahibi arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Tamam. İddiaya göre hırsızı ölüme götürense tabancasını çıkarması oldu. Tabancayı gören araç sahibi Hamza Altun'u bıçakladı. Bu kez yaya olarak kaçmaya çalışan hırsız 200 metre ötede yere yığıldı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri 19 yaşındaki Hamza Altun'un aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdiğini belirledi. Minibüs sahibi ise gözaltına alındı. Ekipler olayda kullanılan bıçağı minibüsün koltuk arasına gizlenmiş halde buldu. Hırsıza ait olduğu iddia edilen tabancaya da el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. WhatsApp ve Bip ihbar hatlarımızı hatırlatalım. 0536 266 90 çift 0 90 02. Reklam arasına gidiyoruz.